Hakan abi sonra yaklaşırız. Sesimi çekelim mi? Değerli katılımcılar ve basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bugün burada çocuklarımıza, gençlerimize yönelik LGBT propaganda ve dağıtmasına dur denmesi için bir araya geldik. Toplumu dört bir yandan kuşatan, bireysel hak ve özgürlük kılıfında palazlanarak insanlığa yönelen bu varoluşsal tehdidin bertaraf edilmesini istiyoruz. İnsan neslini tüketecek bu propaganda ve dayatma en temel insan hakkı olan var olma hakkını elimizden almaya kastetmiş durumda. Bugün biz hiçbir nefret söyleminde bulunmuyoruz. Kişileri hedef almıyoruz. Haklı talebimizi nefret söylemi diye saptırmaya çalışmasınlar. Üstüne basa basa LGBT dayatmasına ve ailelerimizin parçalanmasına karşıyız demek için buradayız. Türkiye genelinde bizi LGBT bireylerle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Provoke etmeye çalıştılar ama insanımızın sağduyusu kara propaganda ve provokasyonlara galip geldi. Başaramadılar, başaramayacaklar. LGBT dayatmasına karşı duruyoruz. Tek bir insanın kılına zarar gelsin istemiyoruz. LGBT propagandasına kapılanlar şiddetten, nefretten dem vuruyorlar. Bu propagandaya kapılanlara diyoruz ki sizin tercihiniz yüzünden yaşam hakkı elinden alınan, hiç doğmayacak olan bebeklerin hayat hakkı için buradayız. Tek isteğimiz insan neslinin varoluşunu tehdit eden bu propaganda ve dayatmaya dur demektir. Değerli Mardin halkı, tehlikenin farkında mıyız? Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar çizgi filmler üzerinden hedef alınıyor. Gençlerimizin zihinleri dizilerdeki LGBT propagandası ile bulandırılıyor. Moda dünyası cinsiyetsizlik propagandası yapıyor. 10 yaşında cinsiyeti değiştirilmiş çocuk mankenler podyumlara çıkarılıyor. Daha 10 yaşında. 10 yaşında ama cinsiyet değiştirmiş. Bu dayatmacılar 10 yaşındaki çocuğun cinsiyetinin değiştirilmesini normal buluyor. Ama pişman olup da tedavi olmak isteyenlerin tedavi edilmesi kabul edilemez diyorlar. Vahametin farkında mıyız? Diğer tarafta cinsiyet değiştirip pişman olanlar videolar çekip insanlara seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz yandık, siz yanmayın. Çocuklar yanmasın diye feryat ediyorlar. Kimse bu feryadı duymuyor, duyamıyor çünkü onlar da sansürleniyorlar. Doktorlar, psikologlar tedavi uygulamamaları için dayatmaya maruz kalıyorlar. Akademik dünyadan dışlanmakla tehdit ediliyorlar. Bu dayatmaya boyun eğmeyen bilim adamları da var çünkü, çok şükür. Onlar sayesinde pek çok gencimiz bu tehditten kurtuldu. Bilim adamlarını da bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Sanatçıları, sporcuları bu dayatmadan kurtarmak zorundayız. Çünkü onlar topluma örnek olacak kişiler ve bu konuda baskı altındalar. Değerli basın mensupları, LGBT propaganda ve dayatması her yerde. Dijital platformlarda eşcinsellik propagandası yapılmayan içerik neredeyse yok. Sosyal medyada LGBT içerikleri teşvik ediliyor. Bizlerin aile hassasiyeti sansürleniyor. Sanat dünyasında, spor dünyasında eşcinsellik propagandası üzerinden prim yapanlardan geçilmiyor. İşlerinde Türk bankalarının da olduğu iş dünyasının küresel temsilcileri LGBT politikalarını uygulamayanlara banka kredisi verilmemesini dayatmaya hazırlanıyor ve bunu ilan ediyorlar. Bu dayatma öyle bir noktaya vardı ki biz bir araya gelmeyelim diye ellerinden ne geldiyse yaptılar. Sosyal medya paylaşımlarını sansürlediler. Hesapları kapattılar. Herkes LGBT dayatmasını küresel lobilerin ve onların içimizdeki uzantılarının telaşını bu vesile ile görmüş oldu. Herkes bu süreçte sosyal medyanın sansürcü dayatmacı yüzünü gördü. Bu dijital faşizme boyun eğmeyeceğiz. Sözde özgürlük paravanı arkasına saklanan sansürcüler insanları kandırmayacak. Ailenin tarihi insanlık tarihidir. Ailenin varlığı da insanlığın varlığıdır.
ailesi olmayan bir toplumun varlığını sürdürmesi söz konusu değildir. Ailesi yozlaşmış, imha edilmiş bir toplum geleceğe emniyet içerisinde bakamaz, yürüyemez. Aile bizim ortak paydamız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne grubu bulunan tüm partilere sesleniyoruz. Milletin iradesinin önünde hiçbir güç, hiçbir lobi tanımıyoruz. Anayasamızın 41. maddesini herkese hatırlatmak istiyoruz. Toplumun temeli olan aileyi dört bir yandan kuşatan LGBT dayatması tehlikesine dikkat çekiyoruz. Ne diyor 41. madde? Aile Türk toplumun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Tarımda, sağlıkta, eğitimde ve daha birçok alanda binlerce işçi çalıştırmadan birkaç robot veya cihazla daha büyük kazançlar sağlayabilecek bir süreci başlattılar. Bu yüzden dünya nüfusunu azaltmayı hedef alan bu sistem en büyük çare olarak aileyi parçalamaya ve yok etmeye çalışmaktadır. Önce ev hanımlığını ve anneliği hedef alıp kadın ile aile arasına mesafe koydular. Ailenin temelini sarstılar. Kadına yükledikleri misyonla çocuk sahibi olmayı kadının başarısı önünde bir engel olarak empoze ettiler. Şimdi ise insanlık ile kimlik arasına mesafe koyup insanları kimliksizleştirmeye ve cinsiyetsizleştirmeye çalışıyorlar. Bunun için neslin devamına engel olacak çarpık ve sapkın ilişkileri yaygınlaştırıyorlar. Değerli STK temsilcileri, talebimiz çok net. Talebimiz anayasamızın gereği, talebimiz toplumun temeli olan ailenin ve en önemlisi çocuklarımızın LGBT propaganda ve dayatmasından korunması için devletimizin gerekli tedbirleri alması. Bugün buraya gelerek hassasiyetini ortaya koyan, buraya gelmese de destek veren, dua eden herkese müteşekkiriz. Tekrar ifade etmek isterim ki bugün burada farklı görüşlerden insanlar aynı hassasiyetle bir araya geldi. Aile bizim ortak paydamız. Çocuklarımız için buradayız. Katılımınız için tekrar teşekkür ederiz. Son olarak belirtmek istediğim husus şudur. Ocağı söndürmeyecek olan, sancağı indirtmeyecek olan, LGBT dayatmasına dur diyecek olan milletimizin iradesidir. İlgili tüm bakanlıkları, kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerini, medya organlarını, eğitimci ve sanatçıları bu tür sapkın yaşam tarzlarını özellikle gençlere makul bir cinsel tercih olarak dayatarak legal hale getirmeye çalışan anlayışı lanetlemeye ve engellemeye davet ediyoruz. Tekbir! Teşekkür ederim. Allahu ekber! Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, nesillerimizi ve nefislerimizi ıslah eyle. Nesillerimizi ve nefislerimizi, gençlerimizi, aile yuvalarımızı her türlü fenalıktan, azgınlıktan, sapkınlıktan muhafaza eyle. Nesillerimiz ve yuvalarımız hakkında fenalık düşünen, azgınlığa sevk etmeyi düşünen, sapkınlığa sevk etmeyi düşünenlerin planlarını başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, gençlerimize mutlu yuvalar kurmayı helal dairesi çerçevesinde Allah-u Teala'nın kavliyle, Peygamber Efendimizin Allah-u Teala'nın emriyle, Peygamber Efendimizin kavliyle temiz, pak nikahlar kıymayı gençlerimize nasip eyle. O nikah akitlerini hayırlı eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, gençlerimizin kıyacağı nikahlarla kurulan yuvalar ve yuvalarımızın içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice-ül Kübra arasındaki muhabbeti nasip eyle. O yuvalardan hasedi, fitneyi, fesadı, her türlü sapkınlığı, her türlü azgınlığı, her türlü fesattan, her türlü fitneden aile yuvalarımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, çocuklarımızı senin yolundan ayırma. Çocuklarımızı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinden ayırma ya Rabbel Alemin. İman ile, İslam ile, Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyyesiyle yetiştirmeye bizleri muvaffak eyle ya Rabbel Alemin.
Ya Rabbel Alemin, bizleri ve bütün müminleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın livaül hamdının altında nesillerini korumuş müminler olarak gençlerine imanı, İslam'ı anlatmış, aile, mutlu aile yuvasının önemini anlatmış müminler olarak haşrolmayı cümlemize nasip eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.